Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Bugün 4 Ekim 2021 günlerden pazartesi. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak olsun inşallah. Bu videomuzda size 5439 alımdan bahsetmiş olacağız. 4 belediye, 1 komutanlık, 1 yüksek seçim kurulu ve 2 bakanlık var. Hemen detayları anlatayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi son gün bugün arkadaşlar sürekli kadroda 50 güvenlik görevlisi alımı yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1-12 Kasım tarihleri arasında KPSS 60 ve üzerinde puan alan arkadaşlarım için 150 itfaiye yeri alımı yapacak. Aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı son 10 Ekim tarihli KPSS 50 ve üstünde puan almış olan arkadaşlarımdan 5000 uzman erbaş alımı yapacak, ondan bahsedeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alıyor. KPSS 70 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. P3 var, P93 var, P94 var. Bunlar içerisinde veri hazırlama, kontrol işletmeni, zabıt katibi ve şoför var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 65 şoför alacak. 5 Ekim son tarih. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tunceli ve Adana'da tam 71 TYP personeli alacak. Böylece kısaca bahsettikten sonra hemen detaylara geçmek istiyorum arkadaşlarım. Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi, dediğim gibi son gün bugün, sürekli kadroda çalışacaksınız. KPSS şartı istemiyor. 50 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Arkadaşlar, alımlar, başvurular şahsen belediyeye gidip yapılacaktır. Son başvuru tarihi 4 Ekim'dir. 25-40 yaş arasındaysanız, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahipseniz, en az lise mezunuysanız, erkek adaylar için de askerlik görevini yapmış olmak şeklinde bir ifade var, dikkat edin. Adli sicil kaydınız yoksa, diksiyonunuz da düzgünse tavsiye ederiz, başvuru yapın. Rabbim nasip ederse inşallah olur. Olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Diğer bir ilanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye er alımı yapacak. 12 Kasım son başvuru tarihidir. Burada özellik olarak itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma veya itfaiyecilik ön lisans programlarından birinden mezun olacaksınız. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olacaksınız. 60 ve üzerinde bir puan almış olmanız da önemli, çünkü 2020 yılı kamu personeli seçme sınavından diyor. Dikkat edelim buna arkadaşlarım. Ondan sonra yine boy kilo endeksi var arkadaşlar. Erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.60 altında olmayacaksınız. Artı eksi 10 boy kilo endeksiniz var. 30 yaşını, yani sınavın yapıldığı tarih için 30 yaşını doldurmamış olacaksınız. Arkadaşlarım, burada yine C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerektiğine dair ilan metni var. Başvuru sırası nereye yapılacak? Ankara.bel.tr adresi üzerinden giriş yapıyorsunuz. Burada başvuru formu var. Bu başvuru formunun çıktısını alıyorsunuz. Tabii doldurduktan sonra çıktısını alıyorsunuz. Buna birlikte nüfus cüzdanı, diploma, denklik belgesi varsa o, sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan ve 2 adet biyometrik fotoğrafı da ekleyip nasip olursa gidip başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. Başvuru tarihi 1 Kasım 12 Kasım tarihleri arasında olacaktır. Belediyeye bizzat şahsen başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. Sınav ne zaman? 22 Kasım. Bir saniye arkadaşlarım, şöyle bir bakayım bir daha. Evet, 1 Kasım, 12 Kasım tarihleri arasında başvuru yapıyorsunuz. 22 Kasım, 1 Aralık tarihleri arasında da inşallah sınavınıza gireceksiniz. Sabah saat 9'da başlıyor. Evet, diğer bir ilanımız, Jandarma Genel Komutanlığı 5000 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. KPSS 50 ve üstünde bir puan almışsanız inşallah başvurunuzu gerçekleştirin. 10 Ekim son başvuru tarihi dedik. Başvurularınız vatandas.zandarma.gov.tr/ptm/giriş internet adresinde personel öğrenci alım başvuruları ve sonuçları kısmına tıklayıp başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır denmiş. Türk vatandaşı olmak, erkek olmak, 2020 ya da 21 KPSS sınavından 50 ve üstünde bir puan almış olmak, mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim yani ortaokul mezunu adaylardan KPSS puanı aranmıyor arkadaşlar. Başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır denmiş. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü, yani 1 Ocak 2021 itibariyle 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını da bitirmemiş olmak. 20-27 yaş arasındaysanız başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz.
Diğer bir olay bakalım. Askerlik hizmetinin yapma şartı aranmamaktadır denmiş. Ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birazdan size göstermiş olduğum, gösterecek olduğum o belgeyi komutanınıza imzalatmanız gerekiyor. Onu da biraz önce söyleyeceğim. Birlik komutanlarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üstünde bir not almış olmak zaten bunu çoğu birlik komutanı verecektir, emin olun buna. Askerlik hizmetini yapmaktayken askerliğe elverişli değildir raporu alarak terhis edilmemiş olacaksınız, yoksa başvuru yapamazsınız. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görev yapmış, mütakip sözleşme süreleri içerisinde ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak diye bir ilan metni de var. En az 1.67 santim, en fazla 210 santim boyunda olmak koşuluyla kilosu başvuru kılavuzundaki boy kilo tablosunda oranları belirten değerler içerisinde bulunmak denmiş. Şimdi size belgeleri tanıtayım arkadaşlar. Silah altındaki erbaş ve erler için dilekçe örneği. Bu sizin dilekçeniz. Öncelikle bu dilekçeyi doldurup belgelerinize ekleyeceksiniz. Sonra biraz önce söylemiş olduğum komutanınıza imzalatmanız ve 80 almanız gereken en az dilekçe uzman erbaş olacaklar için nitelik belgesi diyor. Bunlardan böyle imzalatıp inşallah belgelere ekleyeceksiniz. Sonrasında uzman erbaşların girecekleri fiziki yeterlik sınavı var. Bu tabloyu da o yüzden bıraktım. Sınava gireceksiniz. Kaç saniyede ne yapmanız gerektiği yazılı arkadaşlar. Buna uygun bir şekilde sınavınızı inşallah bitirirsiniz. Aday muvaffakat yazısı örneği var. Yine bir dilekçe örneği. Bunu da aynı şekilde çıktısını alıp imzalayıp belgelerin arasına koyacaksınız. Yine tablo 6 aday muvaffakat yazısı örneği demiş yine aynı şekilde. Burada ne var bir bakalım bir daha. Tablo 8 2022 yılı dış kaynaktan sözleşmeli uzman erbaş temin kontenjanı dağılımı. Kontenjan olarak bunlar var arkadaşlar. Yani uzman erbaş ne dedik biz size? 5000 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Altında da bakın 5000 rakamını görüyorsunuz. Burada önemli olan kısım jandarma, bot serdümeni, at bakıcısı. Bakın karşısında toplam temin miktarı yazıyor arkadaşlar. Hemen yanında da şehit ve vazife malulu kontenjanları kısmı var. Yine havacılık, jandarma havacılıkta uçak, helikopter, teknisyen yardımcılığı, havacılık itfaiyecisi yine aynı şekilde. Jandarma sıhhiyeci 300 kişi, jandarma muhabere, muhabere 250 kişi, aşçı 500, berber 45, betonarme demircisi 22. Bakın burada bir sürü meslek grubu var. Bu mesleklerden nasip olursa alacaklar. İnşallah nitelik belgesi olarak karşılıyorsunuzdur ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunların hepsini şöyle bir dosyada, örnek dosyayı da sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir dosyanın içerisine koyup oradan teslim edeceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu'na gelelim. 103 personel alacağını duyurdu. 18 Ekim'de son başvuru tarihi arkadaşlar. 7 Ekim'den başlıyor. Başladı, başvurular devam ediyor. 18 Ekim'de bitecek. Başvuru şekli nasıl olacak? www.ysk.gov.tr adresi üzerinden formu eksiksiz doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacağı duyuruldu. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek. Adaylar yalnızca bir ünvan için başvuru yapabilecek. Aday, aynı adayın birden fazla ünvan için başvuru yapması halinde de tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak arkadaşlar. Dikkat edelim bunlara. Şoför ünvanına başvuracak adayların geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir demiş. Sözlü sınava ilanda belirtilen kamu personel seçme sınavı yani KPSS puan türlerinden en yüksek puan alan adaydan en düşük alana doğru sıralanacakları söylendi. Yani 50 aldım tamam ben artık mesleğe giriyorum yok. 60, 70, 80, 90'lar belki de 95'ler bile başvuru yapacak. İnşallah zaten nasibinde varsa bir şekilde o seni bulacak. Taşra Teşkilatı zabıt katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçesini sözlü sınav günü başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir demiş. Önemli gördüğüm için bunları sizinle paylaşıyorum. 2020 yılı kamu personeli seçme sınavında lisans mezunları için P3, ön lisanslar için P93, herhangi bir orta öğretim mezunları için de P94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmanız da gerekiyor. Özel şart olarak veri
veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kayıtı kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi bir okul mezunu olacaksınız. Şoför kadrosuna atanabilmek için de en az lise veya dengi bir okul mezunu olmak ve geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Arkadaşlarım, Ankara veri hazırlama ve kontrol işletmeni 10 kişi alınıyor. Yine Ankara'da şoför olarak 3 kişi alınıyor. Burada Adana'da, yine Ardahan'da, Artvin'de, Balıkesir'de, Batman'da, Bilecik'te, Bingöl'de birer kişi zabıt katibi olarak alınacak. Yine bakalım şunu biraz daha detaylı baktırayım. Bitlis, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari yine zabıt katibi olarak, bazı ilçeleri var arkadaşlar, ilçelerini görürsünüz, yine bir kişi alınacak. Devam edelim zabıt katibine. Hatay, Iğdır, İstanbul, başka bakıyorum İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli yine zabıt katibi bir kişi olarak alınacak. Devam edelim zabıt katibine. Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak ve Van yine belli ilçelerinde zabıt katibi yine bir kişi alınacak. Yine zabıt katibi devam Van'da, Yozgat'ta ve Zonguldak'ta. İlçeler burada yanında yazılı. Yine birer kişi, toplamda 9. Öncesinde saymıştık. Toplam 103 kişi olacak arkadaşlarım. Evet, yine son olarak Sağlık Bakanlığı, son iki ilanımız kaldı. Sağlık Bakanlığı 2021 TYP personeli alımı yapacak. 65 personel alımı gerçekleştirecek. Bunun da başvuru son günü yarın arkadaşlarım. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 65 şoför alacağını duyurmuştuk. Burada TYP başvuru numarası olarak 304-014. Bunu başvuru kısmına yazdığınız zaman çıkacak. Nasıl başvuru yapacağınızı da daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Son ilanımız arkadaşlar, fazla tutmayacağım sizi. Çünkü ben ilanları birleştirip o şekilde atıyorum. Her bir ilan için bir video hazırlamak istemiyorum aslında. İşgur yine yayınlanan ilana göre Tunceli ve Adana'da ve Sinop Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 71 personel alacağını duyurdu. Çevre temizlik personeli, bunlar geçici arkadaşlarım. 6 Ekim son başvuru tarihidir. Hemen numaraları veriyorum. Tunceli Merkez için 303-912, Adana Seyhan için 303-915, Sinop Merkez için 304-016 ilan numarası. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Çok da zaman ayırdınız. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, Allah'a emanet olun.